eğer ben bir Atatürk devrimlerini savunan ve onu ileriye taşıyan bir adam isem, ne var kadının bu? Bundan daha doğal bir şey olamaz. Aslında insanın kendine yapacağı en büyük yatırım da bilgiye ulaşmaktır. Milli eğitim, tırnak içinde milli diyorum, milli eğitimin müfredatını götürüyorsa sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Zaten milli eğitim ona kendi istediği eğitim veriyor. Son 20 yılda aldığımız eğitim de ortada zaten. Yazarlar para kazanmaya başladıkları zaman biraz daha farklı oluyorlar. Özellikle isim vermiyorum ki kimsenin cevap hakkı doğmasın diye. Bu insanların elinden tutmadığınız sürece, eğer doğuya buradan sevgi götürmediğiniz sürece o öğretmeni ziyarete gittiğimde biz Gabar Dağı'nın dibinde İzmir Marşı söyledik. Bir de her kitabı okumak gibi böyle bir garip telaşımız var. Her kitabı okuyacaksınız diye bir kural da yok. Ben hala bir kitap yazdıktan sonra yayın evlerinin beni tercih etmesi için uğraş veren bir... İş programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özlem Uçar. Efendim bugün çok çok önemli bir konuğum var. Yazar Numan Aydınoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz iyisiniz. Çok iyiyiz biz de. Sizi vallahi tanıdığıma çok sevindim. Teşekkür ederim. Yayın öncesi güzel bir sohbet ettik. Ne kadar güzel şeyler anlattınız. Ne kadar bilgiyle dolusunuz. Estağfurullah. Ben sadece öğrenmeye çalışıyorum. Bir bilgi hırsızıyım diyebilirsiniz bana veya bilgi açı diyebilirsiniz. Evet. O kadar benimki, kendimce yaptığım o. Efendim önümde 4 tane kitap duruyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bir kitabımız. 2. Şimdi bu kitaplara geleceğim. Önce bir göstereyim. 3. kitabımız. Ve Rencide Gölgeler Sokağı çok yakında 5. kitapta çıkacak. Raflarda yerini alacak. Şimdi efendim. Öncelikle Şam'da Bir Mardinli kitabına gelmek istiyorum. Bu kitabın konusu nedir? Şam'da Bir Mardinli aslında çocuk gelinlerin öyküsüdür. Hı hı. Hep çocukluğumuzdan beri dinleriz. Anadolu'da bir yetişmiş olmanın verdiği bir şeydir bu. Beşik kertmesi yaparız. 12'sine 13'üne gelen kızı da hemen bir an önce evlendirip kurtulmaya çalışırız. Evet, başı bağlansın, evinin yolunu bilsin değil mi? Ama acısı şudur. Sadece çocuk gelin olarak bakmamak lazım bu drama. Çünkü o çocukların söz hakkı olmadığı gibi kime gideceklerini de bilmiyorlar. Mesela bu kitaptaki Makbule, hı-hı, 40 yaşındaki bir ağanın oğluna 3. eş olarak verilir. Bu Makbule Hanım'ın hayatı mı? Makbule Hanım bu işin en önemli kahramanlarından bir tanesi. Bu Makbule Hanım'ın göbeğine oturduğu öykünün bir aile dramına dönüşmesini anlatır. Evet. Hiç tanımadığı bir kişiyle 3. eş olarak evlendiriliyor. Evet, sadece babasının bir sohbet sırasında verdiği söze binaen 13 yaşında evlendirilir. Ömer Ağa'nın 3. eşi olur. Çünkü Ömer Ağa'nın bir önceki yaptığı 2 evlilikten de erkek çocuğu olmamıştır. Makbule ona erkek çocuk doğurmak üzere görevlendirilir. Bir iki ağanın muhabbetiyle kesilmiş bir cezadır Makbule'ye. Askerden gelen ağabeyi bu işe müdahil olmak ister. Ama törenin kılıcı ağabeyin dilinden daha keskindir. Onun için de Makbule'nin 3. eş olarak gitmesine engel olamaz. Ve Sekioğlu ailesi bu dramı en acı şekliyle yaşar. Uzun bir öyküdür.
Bu kitabın ortaya çıkması kitaptaki Hayri karakteriyle tanışmamla yola çıkmıştır. Birebir yaşadınız, tanıştınız. Tabii Hayri karakteriyle tanıştım. Bu Makbule'nin 13 yaşındaki evlilik öyküsünü iki ayrı değişik formda yaşamış birisiyim. Oralarda yani hukukçu bir ailenin çocuğuyum ve bu öyküler çok fazladır. Evet. Peki bu hikayeyi dinlediniz, bu kitabı kaleme alırken neler hissettiniz, neler yaşadınız? Vallahi çok duygulandığımı söylemeliyim. O psikolojiden çıkabildiniz mi? Çok fazla çıktığımı söyleyemem. Hala zaman zaman kendi yazdığım o öyküleri, Makbule'nin başına gelenleri yazarken ki dramı okurken hala gözlerim dolar. Hı hı. Gerçi Makbule'nin dramı hala bitmiş değil. Hala maalesef 21. yüzyılda Makbule'nin dramlarını yaşıyoruz. İşin acısı da zaten Makbule'nin hiç söz hakkı olmadan gittiği bir ortamda bugünkü yargılara baktığınızda çığlık atmadığı için rızası vardı diyen kararlarla karşı karşıyayız. Yani o kadar çok içtihat, o kadar çok mahkeme kararı inceledim ki bu kitabı yazarken çok ağır bir süreçti. Çok gerçekten. Özür dilerim. Makbule'nin hayatı kaç yılında geçiyor ortalama? Bu 60'lı yılların hemen... Yani şu an 2022'deyiz. Neredeyse 2022 bitecek. Tabii, çok da değişen aslında bir şey olmamış değil tabii. mi? Ne acı. Tabii. Hala değil. Yani ben bu kitabı yazdıktan sonra Mardin'de yine bir başka 14 yaşındaki bir kız çocuğu ifade edildiği için ailesi tarafından infaz edildi. Ve benim yeni bir kitabıma Işık tuttu o. Bu kitabı rahmetli Ferhat Şenatalar okuduktan sonra bir gün bana geldi. Dedi ki ya Numan sen burada ziyan olmuş bir Makbule'yi yazmışsın dedi. Ben de dedi bir çalışma yapmıştım. Bu çalışma sonucunda bizim de Güneydoğu'da kurtardığımız Makbule'ler var. Onların hayatını yazar mısın dedi. Ve de uzun zamandır da kafamı kurcalayan bir şeydi. Makbule'yi kurtaramadık. Makbule'ye benzer bir sürü insanı da kurtaramadık ama bir adım daha atmam gerekiyordu. Topluma yeni bir mesaj vermem gerekiyordu diye düşündüm. Ve kız çocuklarının evlat sayılmayışını birebir yaşayan, gören gözleriyle çünkü hukukçu bir aileden geldiğim için. Bu... Türkiye coğrafyasının bu olay yaşanıyor. Tabii bu söylediklerim. Kız çocukları evlat sayılmıyor. Sayılmıyor. Kaç çocuğunuz var dendiği zaman vallahi 5 tane delikanlı var ellerinden öpü. Ya kızlar? Ya onlar el kızı zaten gidecek bunları saymıyoruz. Ne acı. Söylerken siz anlatırken tüylerim diken diken evet, oldu. Yani bu acı ve bunun anlatılması lazım. Rahmetli Ferhat Şenatalar bunun için inanılmaz mücadeleler verdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde orada okullar açtı, okullara gönderdi. Ve onun bana verdiği dokümanlardan yola çıkarak evlat sayılmak adına, daha doğrusu insan sayılmak adına hayata tutunma mücadelesi veren iki tane genç kızı ve bunların arasına da bir tane namus cinayetine kurban gitmek üzere olan bir Saime'yi örnek alarak tamamen gerçeklerden, o insanların hayatlarından yola çıkarak Sayılmayanlar diye bir kitap yazdım. Sayılmayanlar aslında gerçekten çok önemli bir öykü dramıdır. Kız çocuklarının namus kavru kitliyorum bu kelimeyi. Çünkü namus kelimesini biz erkekler üretmişiz. Evet. Ve de ondan sonra götürüp kadına yapıştırmışız. Kadınların vücuduna, kadının ruhuna da değil vücuduna giydirmişiz. Ve orada kadın bunu korumak adına hiçbir mücadeleye girmiyor diye ki o işin enteresan tarafı biz erkekler kadına giydirdiğimiz o namus, bedenine giydirdiğimiz namus kavramını lekelemek için de elimizden geleni yapıyoruz. Yalan söylüyoruz, aşk veriyoruz, iftira atıyoruz, vaatler veriyoruz. Bakın Nobel ödülü almış bir yazar var, Marquez diye. Onun bir kitabı var, Kırmızı Pazartesi. Benim Sayılmayanları yazarken de referans olarak kullandığım bir kitaptır. Marquez'in yazdığı Kırmızı Pazartesi kitabında çok önemli bir mesaj vardır. Orada da bir namus cinayeti vardır. Kız kardeşlerini vaatlerle aldatan, onun emellerine, kendi emellerine alet eden kişiyi kardeşleri öldürür. Kız kardeşlerine değildir müdahale. Kız kardeşleri inanmıştır, sevmiştir.
insan olmanın en doğal duygularını yaşamıştır ve o erkekle beraber olmuştur. Bundan yaratılışında var kadının bu. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunu yaptığı için biz Türkiye'de kadını suçlarız. Bunu bu hale getiren erkeğe hiçbir şey demeyiz. Delikanlıdır, elinin kiridir. Ama orada bu tamamen erkeğin suçu olduğu için abileri tarafından erkek cezalandırılır. Sayılmayanlar kitabımda da bu ikisini karşılaştırarak öyküleştirmeye çalıştım. Ve bu arada da tabii doğuda, güneydoğuda bu çileyi çeken kız evlatlarımız varken batıda bu sınırı geçmiş insan olmanın verdiği huzuru yaşayabilen iki tane de genç kız var o kitapta. Bunları karşılaştırarak bunların hayatlarına işte Ayşe öğretmen ki bugün hala görüştüğüm kişidir. Şırnak'tadır ve biz bu o öğretmeni ziyarete gittiğimde biz Gabar Dağı'nın dibinde İzmir Marşı söyledik. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Gabar Dağı'nda terörist avlarken biz Ayşe öğretmenimle ve onun öğrencileriyle doğum günümü kutlamak üzere gittim o öğrencilerle beraber ve İzmir Marşı söyledik biz orada. Helal olsun. Hepinize helal olsun. Şimdi bu insanların elinden tutmadığınız sürece, eğer doğuya buradan sevgi götürmediğiniz sürece siz hiçbir şey bitiremezsiniz. Peki şunu merak ediyorum. Bunları çok güzel araştırıyorsunuz, yazıyorsunuz, kitaba döküyorsunuz. Gelen destek nasıl? Şimdi bu soru hayati bir soru. Neden hayati bir soru biliyor musun? Ben kendimi henüz yazar kategorisinde görmüyorum. Ben bir yazanım. Yapmaya çalıştığım, vermeye çalıştığım şeyleri yazmaya çalışıp ondan sonra da birkaç kişiye ulaşabilmenin telaşı içindeyim. Bizim Türkiye'de okuma kısmı biraz sancılı maalesef. Evet. Kim okur? Entelektüel birikimi olan okur diye bir tırnak içerisinde şeyimiz var. Ben zaman zaman sivil toplum örgütleri beni konuşmacı olarak çağırdığında okumak boş zaman işi midir diye böyle adını koyduğum bir konuşma yaparım. Orada sorduğum bir soru vardır. Siz herhangi bir kitapçıya gittiğinizde, ben Numan Aydınoğlu, kitaplarımdan bir tanesini kitapçının kenarında, tezgahında görürsünüz. Eğer benim kitabımı kitapçının tezgahında görüyorsanız ben şanslıyım. O da bir şey çünkü kitapçı açısından. Değil mi? Benim kitabımı tezgahına koyması kitapçı açısından, yayın evi açısından da bir başarıdır. Numan'ın kitabı gelmiş, tezgaha girmiş. Diyelim ki o sınıfı geçtim, tezgahtayım. Yanında marka olmuş birçok yazar var. Hele de son zamanlarda çok isim yapmış bu bireysel gelişimciler, koç olarak. Değil mi? Yaşam koçları. Yaşam koçu dedikleri insanların yazdığı kitaplar var. Girersiniz. Kitabı almak için insan önce kapağına bakar. Kapak ilginizi çekiyorsa arkasını çevirirsiniz. Arkasındaki tanıtım birkaç şeyi okursunuz. Sonra bakarsınız kim yazmış? Ha, Numan yazmış. Peki bir dakika bakalım bunu kim yazmış? A kişisi yazmış, B kişisi yazmış. Özellikle isim vermiyorum ki kimsenin cevap hakkı doğmasın diye. O kişilere bakıyorsunuz. O kişiler işte televizyon programlarında çıkmıştır, konuşulmuştur, işte YouTube kanalı vardır, şirketler popüler tarafı, kültür yazarları popüler kültür yazarları olarak o devreye girmiştir. Bir dakika şimdi ben bunu alayım. Yarın bir gün bir arkadaş sohbesinde veya bir pastanede çay içerken bana sordukları zaman ya onun yeni kitabı çıkmış okudun mu sorusuna evet demeliyim. Evet. Peki ben doğru mu yapıyorum? Kitap alacağım zaman ben isme bakmıyorum. Ben arkadaki konuya, hikayeye bakıyorum. Beni İlgini etkiliyorsa alıyorsun. Evet, alıyorum. En doğru okuyucu bunu yapar. O zaman doğru okuyucum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bana göre doğru. Çünkü kitaba baktığınız zaman biz bir de her kitabı okumak gibi böyle bir garip bir telaşımız var. Her kitabı okuyacaksınız diye bir kural da yok. Sizin ilgi alanınıza bir şeyler katıyorsa kitabı okumalısınız. Çünkü kitap çok enteresan bir şey. Ben geçenlerde gene bir televizyon programında da söyledim. Biz yazanlar okuyanlardan çok önemli bir şey istiyoruz. Hayatınızın en önemli şeyini istiyoruz. Zamanınızı istiyoruz. Evet, ben 3 sene uğraştım bu kitabı yazdım. 3 sene uğraştım öbür kitabı yazdım.
Her bir kitabın yazılma süreci 2,5-3 senedir. Bakın Rencide Gölgeler Sokağı. Evet, bu kitaba gelmek istiyorum. Rencide Gölgeler Sokağı. Bunun konusu nedir efendim? Bunun konusu rencide ettiğimiz insanları hayatıdır. Çünkü mesela? Mesela kimler? Mesela Beyoğlu'nda dolaşan evsizler. Mesela hele de bugün hükümet destekli yürüyüşlerle rencide ettiğimiz, ötekileştirdiğimiz LGBT+ bireyler. Mesela kağıt toplayan çocuklar yanımızdan geçerlerken bile şöyle irkildiğimiz insanlar. Elini sıkmaktan imtina ettiğimiz insanlar. İkinci sınıf vatandaş olarak mı görüyoruz? İkinci sınıf bile değil. Onlara hiç olmazsa yaptığı işten dolayı saygı duyarsınız. Yani bir kere insanları sınıflandırmak bana çok derdi. Bunlar da insan. Bunlar da bakın dün... Dün mesela bir tamam. iş insanlarının olduğu bir toplantıya katıldım. Herkes şeyi anlatıyor. İşlerini nasıl büyüttüklerini, nasıl geliştirdiklerini anlatıyorlar. Ama hiçbir geri dönüşüm konusu konuşuluyor. Geri dönüşüme nasıl yapalım? Ama hiç kimse ya bu geri dönüşüm işçileri dediğimiz kağıt toplayan çocukların çilesine dokunmuyor. Hiçbir iş kolu ya toplumun gelişmesi akıllı olur. Akılın gelişmesi de parayla değil kültürel aktivitelerle olur. Bizim bütçelerimizde de bu kadar şeyimiz var. Personelimizin eğitimini harcıyoruz. Okul açıyoruz. Açtığınız okul eğer milli eğitim, tırnak içinde milli diyorum, milli eğitimin müfredatını götürüyorsa sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Zaten milli eğitim ona kendi istediği eğitim veriyor. Son 20 yılda aldığımız eğitim de ortada zaten. Şimdi böyle baktığınız zaman okul açmanın eğitime katkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü eğitimi veren kişiye binayı teslim ediyorsunuz, o şey yapıyor. Sizin müfredata katkınız yok. Çok doğru anlattınız. Peki efendim, bu kitapta da yine o dışlanmış kişilerin hayatlarını yaşadınız mı, içlerine girdiniz mi? 2,5 sene Beyoğlu'nda sabahlara kadar dolaştım. LGBT'yi bireylerle konuştum. Benim kızımın bir araştırması var. Cezaevinde yaşam koşullarını araştıran bir çalışması oldu. Bir sivil toplum örgütünde çalışıyor. Onun karşı masasında oturan arkadaşı da LGBT+ bireylerin cezaevi koşullarını araştırıyordu. Onunla konuştum. Onun araştırmaları üzerine gittim. Sabahlara kadar özellikle de LGBT+ bireylerin seks ticareti yaparken neler yaşadıklarını izledim. Onları gördüm ve de kitapta da böyle bu tür olaylardan örnekler, onların anlattığı. Peki birebir sohbetler ettiniz, birebir araştırmalar yaptınız. Bu kitapta, bu kitabı yazarken sizi en çok ne etkiledi? En çok bu kitabı yazmaya karar verdiğim iki şey etkiledi beni. Bir gece Beyoğlu'nda dolaşırken, ki o kitapta da bunun biraz daha detayı var. Bir LGBT+ bireyin bir çiftle yaptığı konuşmaya tanık oldum. Ben de tam zaten araştırma yapıyorum, yanlarından geçiyordum. Tam yanlarından geçerken LGBT+ bireyin bir cümlesi ilgimi çekti. Cümle bana kalsın. İlgimi çekti, geri döndüm. Bir müddet arkalarında konuşmayı dinledim. Çiftin kendilerine göre bir fantazileri vardı. Bu fantazide bu arkadaşın da olmasını istiyorlardı. Biraz konuşma geçti. Konuşmanın sonunda da tamam o zaman lafını duyduktan sonra ben geri döndüm. Gerisi beni ilgilendirmiyordu çünkü. Bu öykü kitaba biraz da benim kurgularımla girdi zaten. Hı hı. Ama bu kadarla olmadı. Daha fazla bir şey yapmam lazımdı. Sürekli uğraşıyorum. O zamanlar profesyonel hayattayım. Şirketim de biraz itibara önem veriyor. Hani itibardan tasarruf olmaz dedikleri için bana şirketim bir Mercedes araba vermişti. Mercedes dediğim için insan inşallah reklama girmiyor. Güzel bir araba diyelim. Şu dönemde çok 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 lüks olan bir araba. Sağ olsunlar öyle uygun gördüler. Bana öyle bir araba verdiler. Kızıl Toprağın ara sokaklarından geçerken 3 tane kağıt toplayan çocuk gördüm. Oturmuşlar, ekmek bölmüşler, yemek yiyorlar. Hemen arabayı çektim. İndim arabadan yanlarına gittim. Beni böyle lüks bir arabadan inip
yanlarına gelen işte takım elbiseli, gömlekli, kravatım yoktu yanlış hatırlamıyorsam ama görünüşe göre... Bir paniklemişlerdir ama. Renkleri uçtu, anlatamam. Nasıl korktular? Ya böyle bir insanın bize niye geliyor? Gittim, merhaba dedim, oturdum yanlarına. Böyle korka korka bakıyorlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye konu açıp sohbet etmeye başladığımda bir gerçekle karşılaştım. Afgandı bunlar. A. Legal değillerdi Türkiye'de. B. Herhangi bir adam geldi bunlarla konuşuyor. Acaba işlerini mi kaybedeceklerdi? Onlara güven telkin etmem bir 15 dakikamı aldı. Sohbet ettikten sonra. Sonra beraber epey oturduk, sohbet ettik. Nasıl geldiklerini konuştum falan derken. Ve dedim ki artık evet. Bir LGBT plus birey var burada. Şahit olduğum dramatik bir olay. Bir illegal yollarla ülkeye girip giriş yapmış kişiler var. Bir de illegal yollarla giriş yapmış kişiler var. Bunlar nasıl çalıştıklarını sordum. Onların gösterdiği kaynaklar üzerinden gittim. Topladıkları ürünleri nereye götürüyorlarsa onların ardiyelerine gittim. Onları hangi geri dönüşüm fabrikalarında işleniyor onlara gittim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun için de bayağı nakit ve vakit lazım bu yaptığınız iş için. Doğru söylüyorsunuz. Benim gibi insanlar artık bu işe gönül vermişse ve de emekliyse... Ya evde oturup kahvenizi içip kitap yazmadınız, araştırdınız, yaşadınız hepsini. Hiçbir kitabım öyle olmadı. Hiçbir kitabım öyle olmadı. O yüzden dedim ya vakit ve nakit gerekli. Doğru söylüyorsunuz. İşin güzel tarafı da biz bu kitapları yazıyoruz. İşte dedi, biraz önce bahsettiğim gibi tercih edilen marka olmadığımız için bizim kitaplarımız eş dost tarafından alınıyor. Bir de işin enteresan tarafı siz kitap yazıyorsunuz. Eğer bir aşama geçip de kitabınız raflarda sergileniyorsa bu kitabınızı imzalayıp arkadaşlarınıza hediye etmiyorsanız kötü adam oluyorsunuz. Değil mi? Ve ben o kadar çok kendi satın alıp arkadaşlarıma kitap hediye ediyorum ki anlatamam size bunu. Sattığım kadar çok hediye ediyorum yani, diyorsunuz. Bakın Nail'i bırakamam kitabı. Evet bu kitaba gelelim efendim. Ve çok sevdim. Şöyle gösterelim. Ne zaman yazdınız bu kitabı? Bu kitabı 2018'de yazdım galiba. Hı hı. 2018-2019 olabilir. Bu çok sevdiğim bir arkadaşımın anılarından yola çıkarak yazılmıştır. Ve de Türkiye'de adını bildiğimiz birçok insanın, hayatımıza dokunmuş birçok insanın gerçek hayatlarının sevgili dostum Emre'nin bakış açısıyla bana anlattıkları. Çünkü Emre Halet Şambel'le Nail Çakıran'ın eline doğmuş. Dedesi Kadirli'nin ağalarından. Anne babası çok önemli. O dönemde bakın öyle bir kadından bahsediyoruz ki Emre'nin annesi 950'li yıllarda Adana'dan İstanbul'a Didi'yi seyretmeye gelmiş eşiyle. Böyle entelektüel birikimi olan birisi tabii ki Kadirli'de, Aslantepe'de yapılan kazılara gönül vermiş Halet Çambel'in de çok yakın arkadaşı olacaktır. Halet Çambel'le tırnak içinde söylüyorum Aslantepe'deki köy enstitülerine temel olmuş veya örnek olmuş çok önemli bir ilkokulu açan kadındır. Semiha Berksoy'dan tutun Aşık Veysel'e kadar o okula gidip çocuklara eğitim ve dersi vermişler. Ve ben gidip orada eğitim alıp sonra da saz ustası olan bir adamla tanıştım mesela. Hala orada. Kadirli'de bu insanların hayatlarını dinledim. Yaşar Kemal'in, Emre'nin dedesinin çiftliğinde bekçi olduğuna şahit olan insanları dinledim. Yaşar Kemal bunu zaten kitaplarında anlatıyor. Belirtmişti. Hatta şey var, Yaşar Kemal ile Emre'nin babası arasında bir diyalog var. Galata Köprüsü'nde Didi'yi seyretmeye geldiğinde karşılaştıklarında ben diyor senin baban yüzünden yazar oldum. Çünkü Yaşar Kemal Kadirli'de kitap yazıyor. O zaman Dinolar Adana'da dergi çıkartıyorlar, gazete çıkartıyorlar. Onlara gönderiyor. Yaşar Kemal'in adı da o dönemde komüniste çıkıyor. Mehmet Faik şikayet edeceğini duyunca Kadirli'yi terk ediyor. Yani Yaşar Kemal'in Kadirli'yi terk etmesinin sebebi de Emre'nin dedesi. Bu kitapta var onun öyküsü. Aslında bir tarihe ışık tutuyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle o dönemde Nail Çakırhan 17 yaşında yazdığı bir şiirden dolayı tutuklanıp cezaevine gönderiliyor.
Koğuş arkadaşı Nazım Hikmet. Aa, çok enteresan. Birlikte çok ciddi işler yapıyorlar. Nazım Hikmet Tarantaba bu şiirini yazdığı zaman koşa koşa Nail Çakıran'a geliyor. Ben böyle bir şiir yazdım diye. Okuyor. Nail Çakıran diyor ki bu şiirini beğenmedim. Niye diyor? Çünkü diyor sen Şeyh Bedrettin'i yazmış bir adamsın diyor. Şeyh Bedrettin'le bunun arasında fark var diyor. Enteresan bir kitap. Peki efendim. Diğer kitabınıza gelelim. O da zaman zaman... Şunu gösterelim. Bazen uzun uzun anlatmak... Öncelikle kaç yılında yazdınız bu kitabı? Bu kitap yani böyle oturup zaman zaman yazdığım şiirlerin bir araya gelmesidir. Bu da 2 yıl oldu çıkalı zannediyorum. İdil 2 olmasının sebebi aslında İdil benim kızımın adı. Öyle mi? Evet. İdil ilk bir baskısı çıktı. Sonra tabii uzun uzun anlatmak istediğiniz şeyleri mısralarla anlatmaya başladığınız zaman yazmaya devam ediyorsunuz. Sonra İdil 2'yi çıkarttık. İdil 1, İdil 2, İdil 1'i de kapsıyor. İdil 2 ilaveleri de kapsıyor. Yani böyle kapsamlı, daha geniş şiirlerden oluşan bir derlemedir o. Olaylara bakış açımı uzun uzun anlatmak yerine bazen değil mi? Şiire dökmek, mısralara dökmek daha etkili bir. Öyle. Şu sıralarda da bir yeni kitap devreye giriyor. Yazmaya başladık mı? O pazartesi günü çıkıyor o kitap. Çok merak ettim. Konu ne? Konu Nazım Hikmet. Bu kadar Nazım Hikmet'ten bahsetmişken Nazım Hikmet'i yazmadan olmazdı. Olmaz. Nazım Hikmet'i herkes yazdı. Ama bir yeri çok az yazdılar veya hiç yazılmadı. Türkiye'de yazılmadı. Nazım Hikmet'in 950'de Af'tan çıktıktan sonra Bulgaristan'a, Romanya'ya, oradan Rusya'ya, Rusya'dan da Bulgaristan'a ziyaret etmesini anlatan bir kitap. Bulgaristan'da, hani dediniz ya nakit ve vakit diye, Bulgaristan'da 951 yılında Nazım Hikmet Bulgaristan'a gittiğinde onu ağırlayan o dönemin 18-19 yaşındaki Bulgaristanlı Türk gazetecileri buldu. Allah aşkına nasıl buldunuz? Bu da enteresan. Ya bir şey yapmaya başlayınca onlar sizi buluyorlar. Ben özel gayret, daha doğrusu şöyle de oldu, onu da belki de arkadaşım beni aradı. Ya diyor, aslında ciddi bir tarihçisiniz. Arkadaşım beni aradı sağ olsun. Dedi ki ya Numan abi böyle böyle bir durum var. Benim arkadaşımın büyük dayısı Nazım Hikmet'in Bulgaristan'a geldiğinde, bu arkadaşım dünyaca ünlü de bir heykeltıraş. Böyle de bir şey var, dayısı da 92 yaşında ama 19-20 yaşındayken Nazım Hikmet'le beraber vakit geçirmişler falan. Bunun hayatını yazdırabilir miyiz diye. Dedim ya bu işi ben yazarsam çok az kişiye bulaşacak düşüncesiyle ve böyle bir hikayenin de ziyan olmaması için, çok da bencil davranmak istemediğim için, ismi önemli bilinen, hani o yazarın kitabını, son kitabını okudum diyebilmenin keyfini süren entelektüel kesime de ulaşsın diye ben o yazarlardan bir tanesine haber gönderdim. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Çok istiyorsa arabayla beraber gideriz. Sofya şuradan 6 saatte arabayla gidiyoruz. Gideriz, bir iki günde kalırız. Ama bu hikayelerin çok geniş kitleye ulaşması lazım. Çünkü neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz da yaşanmışlıklar var çünkü. O yazar bu teklifime sıcak bakmadı. Neden? Gerekçe olarak ne gösterdi? O şahsi işi bilmiyorum ama hiç sıcak bakmadı. Bir gerekçe de göstermedi. Benim vaktim yok dedi. Muhtemelen tırnak içinde söylüyorum, belki de ticari bir unsur görmedi bu çalışmada. Şimdi yazarlar para kazanmaya başladıkları zaman biraz daha farklı oluyorlar. Benim gibi idealist olmanın ötesine geçiyor. Sınırın ötekine geçtiğiniz zaman artık kitabı değil, kazanacağınız parayı konuşmaya başlıyorsunuz. Anladım. Onun için de çok şey değil. Ben sınırın öteki tarafına geçmek gibi bir derdim de hiçbir zaman yok. Benim 2000 tane, 3000 tane okuyucum olsun ama beni okusun. Ne güzel. Benim okuduklarım onlara bir şey katsın. Benim yazdığım kitabı rafına koyduğu zaman
yarın bir gün bir arkadaş sohbetinde ben Numan'ın kitabını okudum diyeceğine, ya ben böyle böyle bir kitap okudum, o kitapta da bu böyle anlatılıyordu desin. Yoksa Numan'ın kitabını okumuş olmanın... Ne güzel ifade ettiniz, ne hoş ifade ettiniz. Ama doğrusu da bu bence. Ve ben bunu arkadaşlarımla konuşurken dediler ki ya boş ver onu, sen niye yazmıyorsun? Dedim ya böyle böyle, hadi boş ver, biz atladık arabaya, Sofya'ya gittik. Sofya'da İsmail Cambazoğlu'la buluştuk. 2 gün kaldık. Beni sadece kendi anılarıyla değil, Nazım Hikmet'le, Bera'yla vakit geçirmiş, diğer arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Ama çok enteresan. Neler neler edindiniz, ne bilgiler vardı şimdi. İnanılmaz derecede veriler elde edindim. Hatta ve hatta Nazım Hikmet'in 957'de tekrar Bulgaristan'a gittiğinde protokolle karşılanmamasının gerekçelerine kadar bir sürü veriye ulaştık. Nazım Hikmet'in Bulgaristanlı Türklerin haklarını savunmak için o zamanki Komünist Parti Genel Sekreteri'ne verdiği ultimatuma kadar belgelerle bulduk bunları. Ve de Nazım Hikmet kendisinin kullandırılmasına izin vermeyişine kadar, yani Türklerin, oradaki Bulgaristanlı Türklerin yaşanan komünizm devriminden sonra Türkiye'ye kaçmasıyla ilgili izlenen politikada yaşayacakları sorunlar nedeniyle Türkleri ikna etmek üzere Nazım Hikmet'i devreye sokarken, Nazım Hikmet'in yaşadığı ve gözlemlediği olayları anlatmaya çalıştık biz bu kitapta. Koca bir tarih aslında. Koca bir bilinmeyen tarih. Bilinmeyen bir şey yani. Bir de bir fiil bunu yaşayanlarla konuşarak yaptığımız bir çalışma oldu. Önümüzdeki haftada inşallah... Ne kadar sürede bilgileri kitap haline getirdiniz? Ne kadar süreniz aldı? Hiçbir kitabım 2 yıldan aşağı sürmedi. Onu söyleyeyim yani. Bu da 2,5-3 yılı bulmuştur yani. Ne güzel. Ne güzel. O zaman pazartesi günü raflarda yerini alıyor. Pazartesi günü matbaadan çıkıyor. Fuarda sergilenecek. Yani Aralık ayının başındaki TÜYAP'taki kitap fuarında sergilenecek. Önümüzdeki haftada ilk kopyaları benim elime geçecek. Ben de duyurusunu yapacağım artık. Ondan sonra kitapçılara ne kadar gider? İnkılap Yayınları'ndan çıkıyor bu arada. Evet. Sağ olsunlar, onlar kıymet verdiler. Bu kitaplarım da değişik yayın evlerinden çıktı. Ben hala bir kitap yazdıktan sonra yayın evlerinin beni tercih etmesi için uğraş veren bir kişiyim yani. İnşallah bu yeni kitabınızda bereketli olur, şanslı olur. Bereketli büyük okuyucu kitle, da olsun bana bir şey. Büyük kitlelere ulaşsın. İnşallah. Temennimiz bu. Mesela şu anda yeni bitirdiğim bir kitabım daha var. Ha, bir kitap daha bitirdiniz. Maşallah. O da çok ünlü bir senarist, Türkiye'deki sinema sektörünün devrim yapmasına sebep olmuş Sadık Şendi'nin hayatıdır mesela. Hmm. Bugün Münir Özkul'dan Müjdat Gezen'e kadar birçok sanatçının Türk sinemasına, Türk tiyatrosuna gelmesine, kazanılmasına sebep olmuştur. Hepimizin çok iyi bildiği Yedi Kocalı Hürmüz, Kanlı Nigar, işte Büyük Kocamın Nişanlısı, Kart Horoz gibi oyunları yazan adamın hayatından bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli bir adam. Bunları yapmaya çalışıyorum. Okumayı sevdirmeye çalışıyorum. Ve şu anda da en çok üzerinde durduğum projem de Haydarpaşa Karı projesi. Bu ne zaman hayata geçiyor? Haydarpaşa Karı projesi aslında 5 yıldır hayatta. Hı hı. Bu bir okuma etkinliği. Bu bir kitap değil. Ha, kitap değil. Çok özür dilerim. Bu bir kitap değil. Bu bir okuma etkinliği ve bunu da özellikle en sonda anlatmaya çalıştım ki ne kadar süremiz var bilmiyorum ama. Var. Dinleyenlerin aklında kalsın istediğim için. Bazı şeyleri hani iyi şeyleri sona saklarsınız ki yemekte de en sevdiğiniz lokmayı sona saklarsınız ki yemeğin lezzeti ağzınızda kalsın. Tatlılar sonradan gelsin. Evet. Orada da mesela Haydarpaşa Garı 2019 yılında benim başlattığım bir şeydir. Dünyada bir örneği daha yok. Bir protesto eylemidir o aslında. Haydarpaşa Garı'nın yıllardır uğraşılarak bir AVM'ye dönüştürülmesi, kapatılması, yangın çıkması, ondan sonra ihalelerle belli kişilere verilmesinin ve de kültür merkezine dönüştürülmesi için yapılan uğraşılara karşı ben bir haber duydum ki ihale bitmiş,
İşte bir vakıftan ayrılmış genç bir çocuğa ihale verilmiş diye. O gün karar verdim. Eşime dedim ki ben bundan sonra beni her gün öğle saatlerinde unutuyorsun. Hayırdır dedi. Ben dedim buna dayanamıyorum artık. Bir şekilde eğer ben bir Atatürk devrimlerini savunan ve onu ileriye taşıyan bir adam isem susmamam lazım. Benim el kaldırmam lazım. Ne yapacağım? Ben her gün Haydarpaşa Garı'na gideceğim, kitap okuyacağım. Aslında bu bir sessiz protesto. Bu sessiz protesto. Kitap okuyarak bir eylem başlatıyorum dedim. Her gün 12 ile 2 arası Haydarpaşa Garı'nın önüne gittim. Oradaki merdivenlerin önündeki banklarda oturdum. Her gün 2 saat kitap okudum. Sosyal medyada paylaşmaya başladım. Ve tam 22 gün bu eylem devam etti. 13 Kasım 2019'a kadar. Birkaç gazetede haber olduğunuzu hatırlıyorum ben bunu. Ciddi büyük gazeteler haber oldunuz. Onlar bana ulaşmadı. Ama bunlar, ama sesimizin duyulması lazım. 13 Kasım'da eylemi söze sonlandırdık ama şu bir şartla sonlandırdık. 13 Kasım'ı seçmemizin de özel bir sebebi var. Bana göre Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkması değildir. Bana göre Atatürk'ün 10 Kasım'da Adana'dan ayrılıp 13 Kasım'da Haydarpaşa Garı'na geldiği gün onu merdivenlerde işgal kuvvetlerini izlettikleri andır. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması gelir. Kendisini bekleyen İstinbot'una binmek ister ama yaveri yanına gelir, paşam biraz beklememiz gerekiyor der. Atatürk başını kaldırır, Haydarpaşa'dan boğazın girişine bakar. 3 yıl evvel Çanakkale'den kovduğu İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri Mustafa Kemal'e nispet yapar gibi boğazdan içeri girmektedir. Orada verilen canlar, akan kanlar bir anda sis perdesi açılır Atatürk'ün gözünde ve o anı 3 yıl evvel Çanakkale'de yaşadıklarını izler. O cengaverlerin nasıl hayatlarını feda ettiklerini, 8 metrelik siperden sipere koşarken ölmeye gideceklerini bilerek gittiklerini hatırlar. Çok acıdır, geri döner çünkü ordu terhis edilmiştir, silahlarını bırakmak üzere İstanbul'a çağrılmıştır. Gardan içeri girer, kendisini tanıyan bir askerin selam durduğunu görür. No asker nereye böyle diye sorar Mustafa Kemal. Paşam ordu terhis edilmiş, biz de silahlarımızı teslim etmeye gidiyoruz der. Evladım der, topla arkadaşlarını, geldiğiniz yere gidiyorsunuz, silah milah teslim etmek yok. Döneceksiniz, ben de yakında geleceğim der. 13 Kasım 1918, daha hani Vahdettin Atatürk'ü gönderdi diyenlere de bu ders olsun. Ne kadar güzel anlattın. Çok duygulandım ve ağlamamak için gerçekten kendimi zor tuttum. Yani bu böyledir. Daha 10 Kasım'da Adana'ya gelmeden önce Halep'te Celali Bey ile karşılaşır. Celali Bey kimdir? Osmanlı'nın ticaret bakanıdır. Celali Bey'e ne yapıyorsun, niye geldin burada diye. Karma savaşlarını kazanmış, İngilizleri durdurmuş. Artık son haline gelmiştir, sınır belli olmuştur. Celali Bey ile konuşurken der ki Celali Bey'e ne yapıyorsun burada? Celali Bey der ki Araplar güneyden geliyorlar İngilizlerle. Benim de ailem var Kilis'te. Kilis'tekileri alıp Antep'e götüreceğim der. Mustafa Kemal gayet kararlı bir şekilde der ki Celali Bey, siz Anteplisiniz, ailenizi Kilis'e götürmenizi anlarım. Ama Antep'i de teşkilatlandırmanız, örgütlemeniz lazım. Yakında ben geleceğim, ihtiyacınız olan silahları da ben temin edeceğim der. Şimdi bunu söyleyen bir adama siz diyebilir misiniz ki Vahdettin gönderdi diye? Bu olay daha 18'de olmuş, 1918. Mondros Mütarekesi imzalanmış, peşinden bu konuşmayı yapıyor.
Ne kadar güzel anlattınız, ne kadar güzel özetlediniz. Vallahi şimdi, böyle yani gözlerim doldu siz anlatırken. Ben bu hikayeye bakıyorum, ondan sonra da dönüp Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliyesi'ne bakıyorum. Vurun Antepliler namus günüdür, kara yılan öyküsünü acaba bunu dinledi de mi yazdı diye de düşünmeden edemiyorum yani. Evet. Efendim biraz vaktimiz bitmeye başladı. Son bir soru sormak istiyorum size. Efendim maalesef bir taraftan iyi ama bir taraftan da kötü. Tamamen bir dijital dünyada yaşıyoruz. Bu dijital dünyada yaşamamızı, sanatı, kitap okumayı ne duruma getirdi? Yani kitap okuma, yazma bitirildi mi? Bitiyor mu? Çünkü artık hepimizin elinde o telefonlar var. Vallahi çok dramatik bir durumdayız o anlamda gerçekten. Hani telefonunuzun pili daha uzun dayanmasını istiyorsanız kitap okuyunuz. Güzeldi. Bu güzeldi. Bu maalesef gençlerimizin bilgiye bir an önce ulaşmak ve de bilgiyle ilgili haşır neşir olmak gibi bir merakları yok. Aslında insanın kendine yapacağı en büyük yatırım da bilgiye ulaşmaktır. Birisinin size hazırladığı bilgiyle ancak geçici olursunuz. Yani ne kadar yol alabilirsiniz? Aynen öyle. Bunu şeye benzetebilirsiniz ya. Aldığınız ilaç sadece olduğunuz hastalığa tedavi uygular. Ama siz sürekli sağlıklı olmak istiyorsanız kendinize bakacaksınız. Değil mi? Komple bir bakım yapmanız aynen gerekiyor. Öyle. Hasta olmadan önceki davranışlarınız sizin için çok önemli. Eğer kendinizi biriktirip belli bir noktaya geldiyseniz, benim bugün burada olmam bile kendime yaptığım yatırımın neticesidir. Niye bir başkasını çağırmadınız da beni çağırdınız? İyi ki bugün ben de varım. Yani çok güzel şeyler öğrendim sayenizde. Estağfurullah. Ama ben de bunları işte o kitaplardan öğreniyorsunuz. Yani ben Mustafa Kemal'le ilgili dün akşam da bir yerde konuşmaya çağırmışlardı. Özgürlük benim karakterimdir diye bir konuşma yaptım. Ben tarihi anlatmayı sevmiyorum. Mustafa Kemal'in özgürlük benim karakterimdir derken bunun altını neler yaparak doldurduğunu anlatmayı seviyorum. Geçenlerde işte dijital dünyadan bahsediyoruz ya, insanlar sadece biliyorlar, altını doldurmuyorlar. Bir otoparka girdim. Beyefendinin bir tanesi bir jip, üzerinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Fakat iki kişilik yere park etmiş. Üzerine telefonumu yazarak arkadaşı protesto etti. Mustafa Kemal'in imzasını atmak o kadar kolay değil arkadaş. Onun ismi ağır. Onu taşımayı bileceksin. Ben Mustafa Kemal'i seviyorum deyip iki kişinin hakkına taciz edemezsin. Her zaman derim ki Atatürk ilimdir, Atatürk gençliktir, aynen, Atatürk gelecektir, Atatürk cumhuriyettir, Atatürk Türkiye'dir. Bu kadar. Bunu söylerim. Ve de o insanın ismini taşıyorsan, bu rozetini buraya takıyorsan arkadaş davranışlarına da bakacak. Gecenin saat 3'ünde kırmızı ışık yanıyorsa duracaksın arkadaş. Çok güzel özetlediniz. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Sizi tanımak benim için büyük bir keyif teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdiden yeni kitabınız. Hayırlı uğurlu olsun. Şansı bol olsun. Sağ olun. Çok umarım istediğiniz kitlelere son kitabınızda ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci baskılar yaparsınız. İnşallah. İsterseniz fuar tarihini tekrarlayalım. Sanıyorum 3-6 Aralık, tam ben de çok bilmiyorum ama Aralık'ın ilk haftası diye biliyorum. Hı hı. Meraklısı zaten biliyordur onu. Fuarda o kitaplarda da bulmak mümkün olacak. Evet. İnternetten de numanaydinoğlu.com'a gidip benim bütün kitaplarımla, baskısı olan kitaplarımla tanışabilirler. Merak evet. edenler. Çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet. Kolay gelsin. Efendim bugün çok önemli bir konumuzu ağırladık. Numan Aydınoğlu, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Başka bir programda, başka bir konukla görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.